Atasever Haber Eğitim kanalımıza hoş geldiniz çok değerli izleyicilerimiz. Başvurana yardım yapılacak. Kimse bu yardımların farkında değil. E-devlet başvurular, başvuru şartları nelerdir? Şimdi bu konuda sizlere bilgi vereceğim değerli izleyicilerimiz. Pandemi döneminde vatandaşlara destek ödemeleri sürüyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi olan vatandaşlar için çeşitli yardımlar yapılıyor. Birçok vatandaşın ise bu yardımlardan maalesef haberi yok. Dar gelirli ve ekonomik anlamda zorluk yaşayan vatandaşlar için detayları Atasever Haber Eğitim Kanalı olarak sizler için derledik, toparladık ve bu videomuzda aktaracağız değerli izleyicilerimiz. E devlet başvuru şartları da yine videomuzun içerisinde olacak. Dar gelirli ve ekonomik anlamda zorluk çeken aileler için aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığından yardımlar gelmeye devam ediyor değerli izleyicilerimiz. Evet, başvuru yapanlar başvuru yapanlar vatandaşlar incelemeler tamamlandıktan sonra hak kazanmaları halinde yardımlardan yararlanabilecekler. Doğum, barınma, yakacak ve şartlı eğitim yardımları bazıları olarak ön plana çıkıyor. Evet, bu yardımlar nelerdir? Detaylara girelim. Birincisi gıda yardımı değerli izleyicilerimiz. İhtiyaç sahibi ailelerin gıda ve giyim gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Başta Ramazan ayı ve Kurban Bayramı olmak üzere ihtiyaç halinde yapılır. Kaç yaşındaki kişiler başvurabilir? 18 yaş üstü aile bireyleri başvurabilir. Peki kimler faydalanabilir değerli izleyicilerimiz? Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin üçte birinden yani günümüz itibariyle 701 virgül 701 lira 32 kuruştan az olan haneler bu yardımdan faydalanabilir. Peki ne gibi bir evrak gerekiyor bunun için? Sadece Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı olması yeterli. Tutar peki ne kadar yapılıyor? Bunu mütevelli heyet tarafından belirleniyor değerli izleyicilerimiz. Ödeme dönemi nedir peki? Başta dini bayramlar olmak üzere ihtiyaç halinde veriliyor. Diğer, diğer bir yardımda değerli izleyicilerimiz barınma yardımları. Oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan muhtaç vatandaşlara evlerden bakım onarımı, betonarme ev yapımı yardımı, prefabrik ev yapımı yardımı ve afet kapsamında ev eşyası alımı için ayni ve nakdi olarak yapılan yardımlardır. <laughs> Peki kim başvurabilir? 18 yaş üstü aile bireyi başvurabilir. Kimler faydalanabilir? Hane içinde kişi başına düşen. Bakın buraya dikkat ediyorsunuz değerli izleyicilerimiz. Toplam gelir demiyoruz. Kişi başına düşen gelir. Ee, yani bir ailenin toplam geliri e, örnek veriyorum, 5 milyardır. Ama o evde 10 kişi varsa, 5 milyarı ona böldüğünüzde kişi başına 500 lira düşer. Bunun gibi kişi başına düşen geliri bulacaksınız. İşte kişi başına düşen gelir asker ücretin üçte birinden daha az yani 701 lira 32 kuruştan daha az olmakla birlikte yaşlılık, engellilik, tek ebeveynli aile, dul olma gibi özel şartlardan herhangi birine haiz olma, aynı zamanda onarımı yapılacak evin ya da ev yapımlarında arsanın tam hisseli tapusuna haiz olma, sahip olma gerekiyor değerli izleyicilerimiz. Peki nasıl bir evrak gerekiyor? Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı olması yeterli. Tutar ne kadar? İhtiyaca göre ve yardım için belirlenmiş kriterlere haiz olmak kaydıyla ev onarımlarında 20.000 TL, prefabrik ev yapımlarında 30.000 TL, beton arme ev yapımlarında 40.000 TL'ye kadar destek veriliyor. Ödeme dönemi ne zaman? Mütevelli heyeti tarafından belirleniyor bu da yine. Gelelim bir diğer yardıma, yakacak yardımlara ihtiyaç sahibi ailelere bedelsiz, karşılıksız, parasız olarak kömür yardımını içeren yakacak yardımlardır. Kim başvurabilir? 18 yaş üstü aile bireyi başvurabilir. Peki kimler faydalanabilir? Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin üçte birinden daha az. Yani 701 lira 32 kuruştan daha az olan haneler. Evrak ne gerekiyor? TC kimlik kartı yeterli. Tutar ne kadar peki? Asgari 500 kilogram olmak üzere mütevelli heyetinin takdiriyle belirleniyor. Ödeme dönemine zaman yılda bir kez kış aylarında ödeniyor. Gelelim bir diğer yardıma. Eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardım. Sosyal güvencesi olmayan, fakir ve muhtaç durumda bulunan, resmi nikahlı eşini kaybetmiş kadınlara yapılan nakdi yardımlardır. Başvuran eşi vefat etmiş olan kadınlar başvurabiliyor. Peki kimler faydalanabiliyor? Yine eşi vefat etmiş kadınlar faydalanabiliyor. Evrak ne gerekiyor? Sadece Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartının olması yeterli. Ödeme dönemi ne zaman? Ödeme dönemi 325 TL 2 ayda bir PTT aracılığıyla ödeniyor değerli izleyicilerimiz. Gelelim bir diğer yardıma. Muhtaç asker ailelerine yapılan yardımlar. Yakın askerde olan Sosyal güvencesi olmayan, fakir ve muhtaç durumda bulunan vatandaşlarımızın desteklenmesi amacıyla yürütülür. Peki kim yararlanabilir? Asker yakını, evli ise eşi, değilse ailesi, annesi, babası. Evet, evrak, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı'nın olması yeterli. Peki ne kadar yardım yapılıyor? 400 TL. Ödeme dönemi nedir peki? 2 ayda bir PTT aracılığıyla ödenir askerlik süresi esnasında yani askerdeyken her iki ayda bir PTT'den ödeme yapılıyor. <laughs> Devam edelim. Bir diğer yardım değerli izleyicilerimiz öksüz ve yetim yardımı. Annesi veya babası vefat etmiş 18 yaşından küçük muhtaç durumda olan çocuklar için yapılan nakdi yardımlardır. Kim başvuruyor? Anne vefat etmiş ise baba, Baba vefat etmişse anne ya da her ikisi de vefat etmiş ise çocuğa bakan kişi ne yapabiliyor? Arkadaşlar müracaat edebiliyor. Tekrar ediyorum. Anne vefat etmişse baba müracaat ediyor. Baba vefat etmişse anne ya da her ikisi de vefat etmişse çocuğa kim bakıyorsa o müracaat ediyor. Kimler faydalanabilir? Annesi veya babası vefat etmiş 18 yaşından küçükler küçük çocuklar faydalanabilir. Ne, ne evrak olarak ne lazım? Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı yeterli. Tutar ne kadar? 150 TL. Ne zaman ödenecek? 2 ayda bir ödeme yapılıyor. Gelelim muhtaç asker çocuğu yardımına. Babası askerde olan 18 yaşından küçük muhtaç durumda olan çocuklar için yapılan nakdi yardımdır. Kim başvuruyor? Muhtaç asker ailelerine yönelik düzenli nakdi yardım programından asker eşi olarak faydalanan kişi. Kimler faydalanabilir? Babası asker olan 18 yaşından küçük çocuklar. Evrak ne lazım? Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı. Ne kadar ödüyorlar? 150 lira. Ne zaman ödüyorlar? 2 ayda bir. PTT'den ödeniyor. Evet gelelim doğum yardıma. 15.05.2015 tarihinde ve sonrasında gerçekleşen canlı doğumları kapsamaktadır. Başvuran anne veya baba anne veya anne adına baba ya da kanuni temsilcisi. Yurt içinde ve yurt için yurt içinde ve yurt dışında 15.05.2015 tarihinde ve sonrasında canlı doğum gerçekleştiren Türk vatandaşları ve mavi kart sahipleri Evet evrak ne gerekiyor? Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı. Ne kadar ödüyorlar? Birinci çocuk için 300 lira, ikinci çocuk için 400 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 lira ödeme yapılıyor. Peki ne zaman ödeniyor? Ödemeler bireysel bazda ve tek seferliktir. Gelelim şartlı eğitim yardımı. Sosyal güvencesi olmayan, fakir ve muhtaç durumda bulunan ailelere çocuklarını okula göndermeleri şartıyla yapılan yardımlardır. Kimler faydalanabilir? 18 yaş üstü aile bireyi ilk ve orta öğretim çağında çocuğu bulunan aileler. Evrak ne gerekiyor? Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı. Ne kadar ödüyorlar? İlk öğretim erkek ilk öğretim erkek öğrenci için aylık 45 lira. Kız öğrenci için aylık 50 lira. Orta öğretim orta öğretim. Evet orta öğretim deyince lise anlaşılır. Orta öğretim erkek öğrenci aylık 55 lira. Kız öğrenci için 75 lira. Peki ne zaman ödüyorlar? 9 ay. 2 ayda bir toplu olarak veriyorlar. Gelelim bir diğer yardıma. Engelli ihtiyaç yardımı kapsamı. Yoksul engelli vatandaşların topluma uyumunu kolaylaştıracak her türlü araç gereç ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yürütülür. Kimleri kapsıyor? 18 yaş üstü aile bireyi, engelli vatandaşlar, sağlık raporu. Evrak ne lazım? Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı. Ne kadar e, ödüyorlar? Mütevelli heyeti tarafından belirleniyor, ihtiyaca göre <laughs> belirlenmiş oluyor değerli izleyicilerimiz. Evet, değerli izleyicilerimiz, e, böylece vatandaşlarımıza yapılan yardımları toplu olarak videomuzda sizler için anlatmış olduk. E, kanalımız Atasever Haber Eğitim kanalına abone olmayı, daha da önemlisi bildirim zilini açmayı unutmayalım. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve videomuzun linkini arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayınız. Bir sonraki yayında görüşmek üzere hoşça kalın. Çok değerli izleyiciler.